Hayırlı geceler dileyerek yeni bir Seyir Defteri programına başlıyoruz. Bu gece Türkiye-Amerika ilişkilerinin seyrine değinmek istiyoruz. Türkiye'nin Amerika karşısında ortaya koyacağı planlar, stratejik çıkışlar ve bu noktada elde edebileceği bir takım kazanımlar ya da kayıplar nelerdir? Bunları değerlendirmek istiyoruz. Çünkü Amerika Başkanı Trump'ın son derece agresif, son derece mantık dışı çıkışları devam ediyor ve bu noktada özellikle İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran'a dönük uygulamaya sokmaya çalıştığı ambargoya katılmayan ülkeleri de Amerika ile hiçbir biçimde çalışmayacakları yönünde tehdit ediyor. Dolayısıyla mesele sadece İran'la sınırlı kalmıyor. Mesele sadece Türkiye'nin İran'dan petrol alıp almamasıyla sınırlı kalmıyor. Aksine İran'la şu ya da bu biçimde ticaret yapan Çin'den Rusya'dan başlayıp Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya kadar bütün ülkeleri kapsayacak adeta küresel bir gerilimin kapısı açılmış oluyor. Bu noktada Türkiye'nin de yaşamış olduğu sıkıntılar ve yarın itibariyle Türkiye'den oldukça kalabalık bir heyet Amerikan Başkan Yardımcısıyla görüşmek üzere, Dışişleri Bakanı Yardımcısıyla görüşmek üzere Washington'a gittiler. Türkiye ile Amerikan ilişkilerinin oldukça gerilimli olduğunu söyleyebiliriz ve bu noktada gerilimin bir yansımasını da dolar kurunda meydana gelen aşırı yükselmenin olduğunu, bir tezahürü şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu meselenin ekonomik boyutu, siyasi boyutu var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Daha çok siyasi ağırlıkları üzerinde. Meseleyi değerlendirmek üzere bu akşam sizlere misafirim olarak Sayın Musa Üzer'i tanıtmak istiyorum. Hoş geldiniz gazeteci, hoş yazar Sayın Musa Üzer. Sağ olun. Şimdi bu kararı konuşuyoruz, tartışıyoruz. Trump bir tweet attı ve dedi ki en son tweetinde İran'la ticaret yapanların artık Amerika ile ticaret yapma şansı, imkanı yoktur dedi. Bu aslında sadece Türkiye'ye dönük bir ambargo kararı gibi gözükmüyor. Aksine bu yaptırım kararlarından İran'a ticaret yapmaya, İran'dan petrol, doğalgaz, para, altın ya da benzeri bir takım ürünleri almaya satmaya çalışan bütün ülkeleri içine alacak bir krizin, bir gerilimin bir noktada işaret fişeği olarak görülebilir. Amerika Trump yönetimiyle beraber ne yapmak istiyor? Yani nükleer enerji anlaşmasından çekilmekle ve İran'a dönük yaptırımları ağırlaştırmakla ve bu yaptırımları bütün bölge ülkelerine teşmil etmekle Trump'ın hedefi nedir? Yani ne anlamalıyız buradan? Önce bir genel manada, sonra Türkiye ile ilişkiliği de anlamaya çalışalım. Yani Amerika'nın özellikle Trump'la birlikte ortaya koymuş olduğu politik çizgiye baktığımızda aslında tutarlılık arz ettiğini görüyoruz. Yani hemen hemen bütün olaylarda aynı agresif tarzı, aynı araçları, işte Twitter, sosyal medyayı kullanarak ilan ediyorlar. Birden bir sabah dünya kamuoyu olağanüstü haberlerle uyanıyor. Bu şey oldu artık, bir Trump döneminin tamamıyla oldu. Ama bu öbür taraftan da aslında Amerika tam da aslında bu. Amerikan emperyalizmi dediğimiz şey, küresel emperyalizm dediğimiz şeyin karakteri, siyaset yapma tarzı, geleneği, tarihine baktığımızda aslında biz bunu görüyoruz. Tipik bir hegemonik güç karakteri ve ahlakı davranışı görüyoruz. Bu demokratların iktidarları zamanında dönem dönem farklı düşüşler, şeyler gerçekleşse de, yaşasa da, ama genel temayülü bu, budur Amerikan tarihi. Burada sadece Türkiye merkezi yürüyen bir hadise görmüyoruz biz aslında. Yani Trump'ın ortaya koymuş olduğu agresif tutum, işte Avrupa'ya da aynı, Rusya'ya da aynı, işte ya da İran'la iş yapmayı düşünen Hindistan'a da, işte Çin'e de, Japonya, Kore, Güney Kore için vesaire de için de geçerli. Yani bütün şeyler için. Bizim siyasetimizin dışına kim çıkarsa yaptırımlarla, cezalarla karşılaşır diye bir şey söz konusu. Burada da iki tane tutumun olduğuna inanıyorum. Yani birincisi Amerikancılığı, Amerikan menfaatlerini, çıkarlarını dünyadaki her şeyin üstüne alan bir bakış açısı var. Bir de olaylara göre değişkenlik arz eden ideolojik bir bakış açısı. Yani diyelim ki Türkiye ile yaşamış olduğu meseledeki şeyin ben daha çok ideolojik olduğu kanaatindeyim. Bu rahip olayının
ideolojik temelde. Rahip Brunson olayının daha çok ideolojik temelde bir mesele olduğuna. İdeolojik göre. Temelde derken yani. Yani evangelizm yani tabii evet. Yani Trump'ın özellikle Trump'ın çevresinin yakın adamlarının birinci derecede çevresinin etrafının ideolojik olarak dini kimlik itibariyle evangelizm dediğimiz ideolojik akım içerisinde, dini akım içerisinde yer almaları onların da siyasal gelişmelere, siyasal olaylara tepki verirken bu ideolojinin, bu dini kimliğin etkisinde kalarak, merkezinde kalarak yaklaştıklarını görüyoruz. Zaten Rahip Brunson da o aynı dini çevrenin içerisindeydi. Ama bu bir faktör olabilir yani, yoksa Brunson'la izah etmemiz doğru olur mu? Yani Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde yaşanan gerilimi, tırmanan gerilimi. Bunu yani şöyle, olayları bence kategorik etmek lazım. Diyelim ki İran'la ilgili meselede Türkiye ile Amerika arasında ki şey daha başlamadı bile diye düşünüyorum. Yani görüşmelerin, pazarlıkların, İran'a ambargoda Türkiye'nin ne yapacağı, muafiyet meselesi, geçmiş dönemlerdeki ambargolarda mesela her ülkenin hemen hemen yani anlaşma gerçekleştirmiş ticari sözleşmeleri şeyleri olan ülkelere belli bir oranda muafiyet ve şey tutuluyordu. Hı hı. Özellikle komşu ülkelerine yönelik. Hı hı. Şimdi Trump'ın şu anki açıkladığı yaptırım şeyinde bu başlık pek yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla sadece doğal gaz istisna olabilir. Evet, bunlar daha bu müzakereler başlayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla İran başlığı ile ilgili bir gerilim şu anda değil. Bu rahip meselesinin yani nereden bakıldığına bağlı olarak değiştiğine inanıyorum. Yani Amerika kendisini belirleyici ve hakim güç, hegemonik güç olarak görüyor. Rahip Brunson da ideolojik olarak Trump'ın yardımcılarının katıldığı kilisenin insanıdır. Ya da cemaatin insanıdır. Yani tanınan, bilinen birisi. Dolayısıyla onun bırakılmamasına yönelik Türkiye'nin tavrına yaptırım uygulama şeyini görüyorum. Yani burada bir ideolojik bir şey söz konusu. Yani bunu hafife almamak gerekiyor. Yani biz de Türkiye'deki bakış açısında illa hadiselerde maddi kazanç ya da ekonomik bazı nedenler, işte enerji vesaire bilmem ne açıklamasıyla yani izahıyla yapılır. Halbuki dini bakış açısı, ideolojik bakış açısı, siyasal düşünüş ama biçimi ikisi de birbirini etkileyebilir yani. İkisi yani aynı ama anda temel, devrede de olabilir. Olabilir yani. Ama belirleyici güç, Brunson meselesindeki belirleyici güç, asıl güç onun tanınmış olması, Amerikan iktidar çevresiyle, iktidar elitleriyle olan tanışıklığı, yakınlığı ve Amerikan iktidar elitlerinin onunla aynı ideolojik dünyadan, tamam, peki, aynı dini dünyadan peki, olması. Peki o zaman yani örnek verecek olursak, yani dedim ki Amerika'nın, yani biraz konuyu hızlandıralım, evet. Yani tekrar dönelim madem bu kadar siz diyeyim ısrarcısınız ama ben de evet. Şöyle bir soru sorayım. Evet. Rahip Brunson ev hapsine alınmasaydı da doğrudan serbest bırakılsaydı, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler ne olacak? Normal serinde mi olacaktı? Amerika ile Türkiye arasında özellikle Suriye'deki gelişmeler ekseninde çelişkiler söz konusu. Tamam. Problemler söz konusu. Tamam. Yani bu ve bir de FETÖ meselesinde, Fethullah Gülen'in orada olmasından kaynaklı iki tane temel çelişki söz konusu. Yani bunu kabul ediyorum. Bu bir problem. Bu var. Ama mesela orada da sınırlı değil. Mesela Filistin meselesinde, Irak meselesinde, Mısır meselesinde, bu konularda meselesinde. Bu konularda çelişkiler söz konusu ama birbirlerine yaptırım uygulayabilecek boyutta söz konusu değil. Özellikle Türkiye merkezli, Türkiye tarafından yani Türkiye'nin Fethullah Gülen'i istemesi söz konusu. İki, Türkiye'nin Suriye'de Amerika'nın PYD ile PKK ile birlikte olmasından dolayı Türkiye'nin tepkisi söz konusu. Dolayısıyla hani gücü olsa yaptırım yapacak olan taraf, hı hı, Türkiye'dir. Tamam. Ama Brunson olayı Amerika'nın istediği bir şey. Hı hı. Dolayısıyla orada yaptırım uygulaması gereken şey kendisi açısından Amerika'dır. Hı hı. Yani ben Brunson olayının bu boyutta farklı bir başlık ve şey olduğuna inanıyorum. Eğer Brunson bırakılmış olsaydı ya da
farklı bir şey gerçekleşmiş olsaydı bu yani bakanlarla ilgili şey gerçekleşmeyecek. Tamam. Tamam. Yani orada da yine bir iletişim. Yani evet, İçişleri Bakanı ya da Adalet Bakanı'na ilgili herhangi bir yaptırım ya da ambargo ya da diyeyim ki işte mal varlığına el koyma kararı olmayabilirdi. Tamam, bunlar tamam. Doğru ama Bronson'un yani tutuklu kalması Amerika açısından Türkiye ile ilişkileri bu kadar tırmandırmaya sebep olabilecek nitelikte önemli mi Amerika nezdinde? Olabilir. Yani evangelizm dediğimiz şey Amerikan dış siyasetini bu boyutta esir almış, yani bu boyutta yönlendiren bir... Kudüs'ün başkent yapılması meselesi de neticede bu dini ideolojik kesimin belirleyiciliği altında gerçekleşti. Yani Amerikan siyaseti baştan beri İsrail'i himaye etmesine rağmen ve Kudüs'ün başkent olması konusunda Amerikan siyaseti farklı düşünmemesine rağmen pratikte adımlar atmıyordu. Ama ancak böyle bir ideolojik düşünce, ancak böyle bir motivasyon, dini motivasyon, bakış açısı bu adım attırabilirdi ki bunu yaptı. Yani peki, burada o zaman bir tutarlılık söz konusu. Şöyle sorayım o zaman. Amerika'nın İran'a dönük yaptırım kararını aldığı gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bizim Amerika'nın ambargo kararına uymamız söz konusu değildir. Biz İran'da normal ticaretimizi yapacağız dedi. Şimdi böyle bir beyanı olmasaydı yine bunlar olur muydu? Yani bu beyanın bu Amerika ile ilişkileri... Bu yeni bir problem olarak ortaya çıkacak. Yani Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin, yani başta Almanya ve Fransa olmak üzere, Rusya'nın, Çin'in ve Hindistan'ın İran'a yaptırım meselesi üzerinde ki duruşları Amerika ile yakınlık ve uzaklık mesafelerini gündeme getirecek. Yani ya ciddi tartışmalar, çatışmalar yaşanacak ya da uzlaşmalar, belli pazarlıklar, belli şeyler, tavizler söz konusu olacak. O başlığın ben daha açılmadığı kanaatindeyim. Bu yani Bronson meselesini bir ayrı parantezde, ayrı bir başlıkta değerlendirmek lazım. Yani nasıl ki diyelim ki Türkiye için Fethullah Gülen meselesi. Öyle değil mi? Tartışılmaz değil mi? Tartışılmaz yani onu alacak, almak ister ve almak kendisi istiyor. Bunu Türkiye Amerika ile ilişkilerinde birinci mesele pozisyona getirmiş. Bunu belki Amerikalıların çoğu anlamıyor da olabilirler. Yani bu bir kişi için niye bu kadar 40 yıllık, 50 yıllık, işte 60 yıllık neyse ilişkilerimizi zarar ediyorsunuz de diyebilirler. Ama sizin baktığınız yerde ne? Fethullah Gülen bir operasyonun, bir Türkiye yönelik bir ciddi darbenin lideri durumunda. Dolayısıyla bunu teslim edilmesi lazım. Bu bir siyasal onur ve elektriktir. Aynı şeyi onlar açısından da düşündüğümüzde Rahip Bronson onlar açısından masum bir... Öyle oturur mu? Oturur. Masum bir kişilik çünkü tanınan birisi. Yani önderliği o dini çevre tarafından, o kilise tarafından tanınan birisi. Yani danışmanlarının, Trump'ın yardımcılarının danışmanlarının tanıdığı birisi. Aynı kiliseye gittikleri birisi. Şimdi böyle bir kişiliğin masum olduğunu düşünüyorlar ve pazarlıklarda da görüşmelerde de onun bırakılacağı düşüncesi Amerikalılarda vardı. Hı hı. Bu gerçekleşmediği için ciddi bir tepkiyle olay karşılıyor. Tamam, o zaman bu diyelim ki bu bir yani Amerika ile Türkiye arasında yaşanan gerilim bir faktör. Diyelim ki ideolojik anlamda evanjelik diyelim ki anlayışın, zihniyetin ya da hareket tarzının, politikanın üretmiş olduğu bir şey. Ama onun dışında Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler Suriye meselesinde de bir türlü durulmuş değil. Yani hali hazırda Amerika açısından Suriye meselesi nedir dediğimizde cevap olarak PKK'nın, PYD'nin bölgede diyelim ki en azından bir özerk bir bölge kurması, özerk bir yönetime kavuşmasıdır. Yoksa orada hani Esed sorunu var, mülteci sorunu var, katliam var, cinayet var. Amerika açısından böyle bir sorun yok. Evet. Ve bunu da göstere göstere açık bir biçimde PKK'yı, PYD'yi ya da ismi değişiyor. Diyelim ki işte evet. Suriye Demokratik Güçlüdür. Bunu destekliyor. Bu mesela bir faktör olarak karşımıza duruyor. Ama aynı zamanda baktığımız zaman Amerika ile Türkiye ilişkileri Türkiye'nin diyelim ki savunma sistemi, hava savunma sistemi alamaması ile ilgili bir problem var. Ben Rusya'dan alayım diyor, alma. Sen verme. Bu da mesela bir faktör. Evet. Nasıl izah edeceğiz? Yani çatallaşan bir ilişki olduğunu söylemeli değil miyiz burada? Aslında Amerika ile Türkiye ilişkilerine baktığımızda başından itibaren Amerika
tarafından yürütülen, yani Amerika'nın çıkarlarının belirleyici olduğu bir şekilde yürüdü tarihsel sürecine baktığımızda. İşte Kıbrıs çıkarması zamanında farklı gelişmeler yaşandığında zaten orada da Amerika hemen tepkiyi ortaya koydu, ambargo gerçekleştirdi. Mesele sizin bahsettiğiniz, yani süreklilik arz edecek şekilde bütün gelişmelerde aslında biz şunu görüyoruz. Türkiye'nin duruşuyla, Türkiye'nin öncelikleriyle Amerika'nın farklı. Amerika farklı. İşte Suriye'de sadece IŞİD'e odaklanmış, Kaide'ye odaklanmış bir Amerika söz konusu. Orada bir diktatörü görmeyen, orada katili görmeyen, kimyasal silahları vesaireleri şeyleri görmeyen, sadece IŞİD'e ve Kaide'ye odaklanmış ve onun içinde PYD ile PKK ile her türlü işbirliği ilişki içerisinde olan bir Amerika söz konusu. Diğer şeylerde ise Türkiye'nin saygınlığını, büyüttüğünü asla dikkate alan bir tavırla, yani diyelim ki silah anlaşması vesaire de bir tavır görmüyorsunuz. Sadece kendi dediklerini dayatan bir ilişkisi söz konusu. Tamam. Türkiye'de bağımsızlaşan bir, kabul etmemiz lazım ki bağımsızlaşan bir dış politik izlemekte son yıllarda özellikle. Ama burada Türkiye'nin karar vermesi lazım. Yani bu konuda da tutarlı davranması gerekiyor. Nasıl? Amerika'ya bakış açısı, emperyalizm dediğimiz meseleye bakış açısı, dünya küresel güçlerine, emperyal güçlere bakış açısında Türkiye ne yapmak istiyor? Yani bu konuda da net olması lazım. Tamam. Unutmamak lazım ki Trump geldiğinde hükümete yakın medya ve yazarları, beyin organları Trump'ı neredeyse bir kahraman gibi sunmaya çalışmışlardı. Trump'tan büyük bir devlet adamı, siyaset bir gibi. Beklenti. Evet, beklenti. Ama orada tabii biraz da Obama'ya duyulan tepkinin de etkisi vardı zannediyorum. Şimdi ben kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aranın ardından size şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu Amerika'nın işte hani bu ambargoya herkes katılsın şeklindeki beyanından sonra Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nde açıklamaları oldu. Acaba Türkiye bu anlamda Avrupa Birliği ülkeleriyle ya da diyeyim ki Rusya ile ya da Çin'le, Hindistan'la, yani Amerika'nın bu ambargo kararına karşı bir direnç oluşturabilme, o ambargo kararını bir noktada işlevsiz kılabilme imkanına sahip olacak mı? Onu değerlendirmek istiyorum ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından Musa Üzer'le seyir defterinde Amerika-Türkiye ilişkilerini değerlendirmeye devam edelim. Evet, merhabalar efendim. Türkiye-Amerika ilişkilerinin seyrini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu arada sorumu da tekrarlamak istiyorum Musa üzere. Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika'nın bu ambargo kararına karşı ciddi bir tepki gösterdiler ve ticaretlerinin meşru olduğunu ve herhangi bir terör faaliyetini desteklemek gibi bir durumların söz konusu olmadığını beyan ettiler. Fakat bu enteresan bir ilişki tarzı. Yani oradan doğalgaz, petrol almayın diyor ama mesela Almanya, hani Türkiye gibi yine bu noktada mağdur olan ülkelerden birisi tırnak içerisinde. Ve nasıl? Yani mesela Rusya'dan bir doğalgaz boru hattı döşemek istiyor, alternatif bir boru hattı. Mesela Rusya ile Almanya arasında kurulacak bu enerji ilişkisini de Amerika engellemeye çalışıyor. Yine benzer bir dayatmayı Meksika için yapıyor. Meksika-Amerika sınırına Trump bir yüksek, geniş, böyle mayınlı bir arazi olacak. Orada bir duvar örmek istiyor. Fakat bu duvarın inşaatından ortaya çıkacak maliyeti, faturayı da Meksika'ya yüklemek istiyor. İngiltere için aynısı söz konusu, Japonya için aynısı söz konusu, Çin ya da benzeri şeyler için de aynısı söz konusu. Ne olacak mesela bu durumda acaba Amerika'nın bu küresel anlamda ortaya koymuş olduğu bu dayatmayı, Türkiye'de bu dayatmanın bir mağduru olarak ortaya çıkıyor. Bu dayatmayı acaba hangi kanalları zorlayarak, hangi ittifakları kurmaya çalışarak engelleyebilir? Nasıl bir tablo gözüküyor? Yani önce buradaki ilişkinin, yani diyelim ki 2015'te İran'la anlaşma yapıldıktan sonra, İran'a yönelik yaptırımlar kaldırıldıktan sonra anlaşmalar yapıldı. Özellikle işte uçak, uçak malzemeleri, otomotiv sanayi vesaire yedek parçalarla ilgili, daha önce İran'a sokulması, satılması yasak olan malzemelerle ilgili çok ciddi
anlaşmalar yapıldı. Ve bunun merkezinde de Avrupa ülkeleri yer aldı. Hı hı. Tabii burada ülke dediğiniz zaman yani ülke şirketler neticede bu anlaşmaları uluslararası büyük şirketler yapıyor. Yani milyar dolarlık anlaşmalar yapıldı. Siemens gibi, Boeing gibi bir takım yani firmaları zaten büyük yatırımları oldu İran'da. Şimdi bu dolayısıyla Almanya'nın, Fransa'nın ve Avrupa ülkelerinin tepkisi gerçekten anlamak mümkün. Çünkü çok büyük rakamlar yapılan anlaşmalar, iştahlarını açan şeylerdi, boyutlardaydı. Şimdi burada Amerika'nın baskısı ya da dayatması işe yarar mı? Ben büyük oranda yarayacağını düşünüyorum. Yani Amerika eğer ısrar ederse, ısrarcı olursa, yaptırımları kesin uygulama kararlılığında olursa, büyük oranda bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Hı hı. Ama Avrupa açısından da, Avrupa toplumu, Avrupa kitleleri açısından hayatiyet arz eden meselelerle ilgili belli bir muafiyet, belli bir şey olabilir. Yani gaz alımıyla ilgili, enerji şeyle ilgili belli bir yani karşılıklı pazarlıklar neticesinde olabilir. Hı hı. Ama kar eksenli satış diyebileceğimiz işte uçak, araçlar, yedek parçalar, otomotiv sanayi ile ilgili şeylerin bunun bu iptal olduğunu artık düşünüyorum. Yani bunun buranın önü kesilir mi? Kesilir. Kesilir ve şirketler de şu andan itibaren zaten İran'dan Mercedes başta olmak üzere çekildi ilan etti zaten piyasadan. Çünkü yani neticede İran'dan bir 3 kuruş kar elde edecek, hı hı, ama karşılığında vereceği kavgadan dolayı küresel güç, küresel alanda ciddi bir kaybı, zararı söz konusu olacak. Burada toplu bir şekilde yani Avrupa, Rusya, hı hı, Çin, Hindistan, Türkiye blok halde bir pazarlık ya da siyaset yürütseler belki İran'a yönelik bu yaptırımların. Çünkü bu işin bu kısmı da tuhaftı. Yani neticede anlaşma yapılmış. Amerika'nın da olduğu bir o şeyde platformda, P5+1 tarafından. İran'la anlaşma yapılmış. Amerika şöyle düşünüyor. Ciddi anlamda İran'a karşı taviz verildiğini düşünüyor. Yani Obama yönetimi tarafından. Bu konuda taviz verdiğini düşünüyor. İkinci bir boyut ise İran'ın özellikle Orta Doğu siyasetinde son yıllarda göstermiş olduğu yayılmacı politikalar. Hı hı. Yani bu konuda sadece Amerika değil, işte Suudi Arabistan da çok tedirgin ve rahatsız. Aslında Türkiye de tedirgin ve rahatsız. Hı hı. Yani bölge ülkelerinin hemen hemen hepsi İran'dan bu anlamda rahatsız. O konuda da temel rol oynadı diye düşünüyorum. Yani İran'ın tamamen önünün açılmasını Amerika açısından peki, bir tehdit olarak. O zaman bir şey daha sormak istiyorum bu şeyde. Yani Türkiye mesela diplomasi yolunu zorlayacağı, bu noktada Amerika ile gerilimi artırmak yerine gerilimi yumuşatma, anlaşma, uzlaşma yollarını zorlama gibi bir tercihin olduğu konuşuluyor ve kimi diyeyim ki işte siyaset bilimciler, uluslararası ilişki uzmanları tarafından söylenen şey, yani Türkiye bu noktada Avrupa ile bir ittifak içerisine girerse Amerika'nın bu ambargo kararını delebilir ya da bunu püskürtebilir gibi bir takım şeyler çıkıyor. Şunu sormak istiyorum. Yani Avrupa Birliği ülkeleri işte Almanya, Fransa, İngiltere zaten bunlar asıl evet, şeyi belli eden yani İspanya'nın, İtalya'nın çok fazla ne diyelim bu etkisi olmayacağı evet, konuşuyor. Bu Avrupa ülkelerinin doğrudan Amerika'yla rekabet etme, çatışma, tartışma, ayrışma onun planlarını bu noktada boşa çıkartabilecek bir meydan okuyucu bir iradeleri söz konusu olabilir mi? Hani Türkiye ittifak etsin deniliyor ama. Hayır, ben Rusya'da dahil olmak üzere böyle bir meydan okuma şeyinin olduğu kanaatinde değilim. Meydan okuma diyoruz yani. Karşı çıkabilir, belki itiraz edebilir, şey yapabilir. Hı. Ama meydan okuma farklı bir bağlama tekabül ediyor. Yani çatışmayı göze alabilecek, hı hı, büyük bedeller ödemeyi göze alabilecek bir karşı koyuşun Avrupa üzerinde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Hı hı. Yani unutmayalım ki Amerika gerçekten de ekonomik ve askeri açıdan küresel bir güç durumunda. Yani Avrupa ülkelerini de cezalandırmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Alman şirketlerine, Almanlara, Fransa'ya bizim Halkbank olayında olduğu gibi ceza kesmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu anlamda Avrupa'nın gücü
bunun ciddi anlamda şey olduğunu düşünmüyorum. Rusya ve Çin, Rusya, Çin ve Hindistan bu bağlamda farklı. Yani bu BRICS ülkeleri denilen ülkeleri. Evet, bu, yani bu bağlamda bunlar. Çin, Brezilya'nın, Meksika'nın da olduğu. Evet, bunlar farklı bir politika ortaya koyabilir mi? Ona bakmamız gerekiyor. Çin şu an itibariyle rengini belli etmiş değil Hindistan ve Çin. Hı hı. Rusya, ben Rusya'nın farklı bir denklemde olduğuna inanıyorum. Yani Rusya'nın, Rusya İran'la Suriye meselesinde aynı gibi gözükse de, ortak yerde gözükse de aslında İran'dan çelişkileri de söz konusu. Yani Rusya'nın İsrail'le ilişkileri de yabana atılmaması gereken bir boyutta ve bu denklemde yani İran'a yönelik yaptırımlar meselesinde Suudi Arabistan'la birlikte biz İsrail'i de saymamız gerekiyor. Hı. Ve Rusya'nın belli bir politik çizgiye gelinmesinde İsrail'in İsrail'in sözünün geçtiğine inanıyorum ki Suriye'nin güneyindeki gelişmelerde İran unsurlarının, Hizbullah unsurlarının çektirilmesi meselesinde Rusya'nın ikna edilmesi, hı hı, Rusya'nın tavrını ortaya koyup İran'ı çektirmesi de örnek bir olay olarak gösterilebilir. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi normal şartlarda bu İran'a dönük yaptırımlarda Rusya'nın biraz daha İran'ın sahiplenici bir rol üstlenmesi bekleniyordu. Böyle bir ümit vardı en azından İran cephesinde de İran'a diyeyim ki daha böyle iyimser gözle bakanlar arasında. Ve bu noktada İran'ın petrol üretimini azaltması ve böylece petrol fiyatlarının yükselmesine yönelik bir tutumu söz konusuydu. Ama tam bu esnada Rusya Suudi Arabistan'da bir görüşme yaptı ve Putin işte Kral Selman'la işte ya da Veliaht Prens'e yapmış olduğu görüşmeden sonra petrol üretiminin iki ülke tarafından birlikte artırılmasıyla beraber petrol fiyatlarının dengelenebileceğine dönük bir tutum beyan etmiş oldular. Şunu öğrenmek istiyorum ben sizden. Yani Amerika ile Rusya arasında eskiden olduğu gibi cidden bir çift kutupluluk, yani birbirini iten, birbirini çökertmeye dönük bir politika olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü hayır, Rusya ile diyelim ki Putin'le Trump arasında enteresan bir takım ilişkiler olduğunu, yani duyuyoruz diyelim, yani hani ispatlayacak bir şeyimiz yok belki ama yani kutupluluk siyasetinin modern dünyaya ait bir siyaset tarzı olduğuna, bir ilişki biçimi olduğunu düşünüyorum. Biz tabiri caizse postmodern zamanlarda yaşıyoruz. Yani zaten yaşananlara bir baktığımızda karma karışık, iç içe geçmiş, yani düz bir çizgi halinde seyretmeyen istikrarlı bir gidişatı olmayan, merkezi olmayan bir aslında siyasal iklimdeyiz biz. Postmodern, tam bir postmodern kültüre de uygun bir uluslararası ilişkiler, siyaset, diplomasi yürüyor. Bu bağlamda Rusya ile Amerika arasında bir kutupluluk olabilmesi için bence ideolojik bir duruşun, bir perspektifin, dünyaya bakış açısının olması gerekiyor. Bu bağlamda Rusya'yı Amerika'dan ayırabilecek bir ideolojik duruş, bir bakış açısı bulunmuyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Yani eskiden mesela Rusya için Amerika, Amerika için de Rusya bir ötekiydi. Evet. Yani hiçbir müttefikinin Amerika Rusya ile yakınlaşmasına müsaade etmezdi. Rusya'da hiçbir müttefikinin Amerika ile yakınlaşmasına müsaade etmezdi. Bu bağlamda şöyle bir soru soruluyor. Yani Türkiye'yi kaybetmek istemez, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasına tahammül edemez gibi bir yaklaşım var. Ama bu eski kalıplara göre görüntüye bakılırsa Amerika tavrıyla, tarzıyla ortaya koymuş olduğu kaba saba dayatmalara sanki Türkiye'yi Rusya'ya yakınlaşmaya mecbur kılan, onu adeta oraya doğru itekleyen bir pozisyon alıyor diyebilir miyiz? Yani ben şahsen Amerika'nın açısından İsrail hariç hiçbir ülkeye karşı böyle bir şey tavrının olduğunu düşünmüyorum. Yani aman bu ülkeyi kaybetmeyelim, yani ne olursa olsun bunu tutalım tavrının olacağını düşünmüyorum. Sadece İsrail'le ideolojik bir şey var olursa bir ilişkisinin olduğuna inanıyorum. Onun dışındaki şeylerle ilgili, yani Türkiye Amerikan ya da Türkiye'nin jeostratejik, Türkiye'nin tarihsel pozisyonuyla ilgili açıklamaların hep klasik döneme ait olduğuna inanıyorum. Bu, dolayısıyla bunlar geride kaldı. Bunlar geride bugün geçerliliğini yitirmiş. Evet. Tıpkı Suudi Arabistan'ın sizin bahsettiğiniz örnek bence önemli. Rusya ile geliştirmiş olduğu
ilişkide olduğu gibi. Hatırlarsak Suudi Arabistan ilişkiyi atan taraf oldu. Hı hı. Petrol fiyatları ile ilgili, üretim ile ilgili teklifi yapan, adımı atan Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan'ın tarihsel perspektifinde normalde Rusya'nın asla olmaması gerekiyor. Hı hı. Ama artık o dünyada değiliz. O tarihsel süreçte, modern döneme ait dış politika süreçlerinde, ilişki biçimlerinde değiliz. Farklı denklemler, farklı haftalık değişen, neredeyse günübirlik değişen bir şeyler, yaklaşımlar söz konusu. Dinamikler çok farklı, dinamikler çok hızlı gelişiyor. Bu bağlamda böyle kesin sözler, kalıplar, açıklamaların farklı, yani geçerli olmayacağına inanıyorum. Ama burada yani Türkiye'nin pozisyonu ne? Türkiye başka bir şey yapmak istiyor. Türkiye bir yerde durmak istiyor. Bence Türkiye'nin duruşunu tahlil etmemiz lazım. Nasıl tahlil edersek ne göreceğiz? Şöyle, yani şimdi Rusya'nın, yani diyelim ki Amerika küresel bir güç. Dünyaya ilişkin yaptığı işler var, söylediği şeyler var. Buna karşı Çin'in duruşu var, Avrupa'nın duruşu var, Rusya'nın duruşu var. Bütün bu ülkelerin duruşlarına, dünyaya sundukları perspektife, ideolojiye baktığımızda insanlık için bir şey söylemediklerini görüyoruz. Yani dünyadaki kötü gidişatı devam ettiren ülkeler durumları. Oysa Türkiye farklı bir iddiada bulunuyor. İşte örneğin dünya beşten büyüktür söylemi gibi. Şimdi bu bir bakış açısı, bir değerler manzumesini teklif içeren, bütün bir teklif eden bir şeydir. O halde Türkiye'nin somut olarak, politik olaylara, dış politik olaylara yaklaşımını da bu perspektif doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani değer gücünün, meşruiyetinin bu değerler üzerinde inşa edilmesi gerekiyor. Ben bu konuda Türkiye'nin hala kararsız olduğunu, ikircikli davrandığını, inişli çıkışlı davrandığını düşünüyorum. Tamam. Bu, o zaman ne yapması lazım? Bu, yani siz ne beklersiniz? Bu, yani Amerika ile ilişkilerde Trump'ın işte bir takım yaptırım kararlarına uymazsanız şunu yaparız diyor. Ya da diyelim ki Halkbank Genel Müdür Yardımcısını orada tutuklamış ve ona ağır hapis cezası vermiş. Yetmiyor. Halkbank için uluslararası bir platformda ağır bir ceza vermeye yelteniyor. Yetmiyor. Fethullah'ı ve benzeri bir takım diyelim ki darbeyi destekleyen tipleri orada besliyor, barındırıyor ya da muhafaza ediyor. Yani beslemiyor sadece, bir de muhafaza ediyor, koruyor. Şimdi bu durumda mesela Türkiye ne yapması lazım? Ne yapabilir? Yani elindeki doğru tarafı, yetenekler nedir? Şöyle, doğru adımlardan vazgeçmemesi gerekiyor. Mesela? Yani şöyle, yani Rahip Brunson olayında olduğu gibi, yani gerçekten de dünya kamuoyunu, insanları dışarıdan bakıldığında ikna edici adımlar atması gerekiyor. Yani bir insanı tutukladığınızda ortaya attığınız iddiaları doğrulayıcı, ortaya attığınız büyük iddiaların geçerli kılacak doneler sunmanız lazım. Ortaya attığınız iddialarla taban tabana zıt birkaç ay sonra adımlar, hareketlerde bulunursanız bu sizin o değer merkezli bakış açısını uygulamadığınız. Yani ne demek yani? Bu şu demek. Yani Brunson olayında Türkiye'nin Amerika kamuoyu ve dünya kamuoyunun nezdinde o verdiği imaj, izlenim, yani bir pazarlıkçı, rehine, takas politikası yüttüğü şeklindeydi. Ama burada onu mesela onu biraz da şöyle bir şey, iç kamuoyunda da bu şekilde kullanan aktörler oldu. Yani ver papazı, al papazı. Bu doğru. Alan... İşte bakınız bu klasik Türkiye yaklaşımıydı. Bu ahlaki bir şey içermiyordu. Yani ulusalcı, yani bunu söylemek yanlış mıdır? Ulusalcı, Kemalist, sol, laik, perspektif böyle bir şeyi yapabilir. Yani yaklaşımı sunabilir. Eskiden de böyle yapıyorlardı. Siz işte size karşı bir hamle olduğunda siz de ondan ona karşı misilli hareket. Ama o mislin doğru temeller üzerinde olması gerekiyor. Vakaya uygun olması gerekiyor. Gerçekten de bir ajanı yakalamanız lazım. Gerçekten de bir beşinci kol faaliyeti yürüten bir insanı almış olmanız lazım. Şimdi yani Rahip Brunson bu manada bir yere oturmuyor mu? Yani bu, bir yani ajan faaliyeti. Şöyle şuradan çıkarabiliyoruz. Beşinci kol faaliyeti. Eğer öyle birisi olsaydı ev hapsi veremezsiniz. Bakınız beşinci kol faaliyeti yürüten iki büyük örgütle, yani FETÖ PKK ile itibatlı birisini duruşmada sonra siz ev hapsine gönderirseniz bu büyük bir çelişki olur. Bu olmaz. Yani burada bu başka bir, yani sizi, yani karşı tarafı
karşı tarafa ilişkin, karşı tarafa daha doğru, daha gerçekçi adımlar, hareketlerde bulmanız lazım. Yani ben şahsen Türkiye dış politikasının 15, özellikle dış politikada da 15 Temmuz sonrasında yani sizin o FETÖ New York yazınızda da bahsettiğiniz gibi bazı yaklaşımların ağırlığı altında panik davranışlar sergilediğini, aceleci tavırlar sergilediğini, yanlış bazı ideolojik yaklaşımların özellikle ulusalcı ve laik kemalist siyasetin izleyi olan davranışları sergilediğini, yani klasik o davranışları devam ettirdiğini görüyorum. Bu yanlıştı. Yani Türkiye'nin her ne olsa olsun, yani şunu kabul etmemiz lazım. Bu ekonomik yapısıyla, ekonomik gerçekliğiyle, askeri gerçekliğiyle, gücüyle Türkiye'nin dünyada gelebileceği yer belli. Emperyal güçlerin, küresel güçlerin askeri varlığı, ekonomik varlığı ortada. O zaman Türkiye'nin gücü ne olacaktı? Yani ne olabilir? Türkiye hak üzerinden, haklılık üzerinden, doğruluk üzerinden, adalet üzerinden ancak bir meşruiyet ve bir siyaset üretebilir. Dünya haklarına, dünya siyasetine, küresel siyasete ancak o doğruluk üzerinden, bir doğruluğun gücü üzerinden bir tavır ortaya koyabildi. Çünkü buna, bakınız bu çok önemli olduğunu inanıyorum. Buna diğer ülkeler talip değiller. Yani Rusya'sı, Çin'i, Hindistan'ı... Orada zaten hak diye bir şey yok. Tabii ya da İran'ı, İran'la aynı kültürel tarihsel gelenekten geliyorsunuz. Farklı yerde duruyorsunuz. O masumları öldürüyor, siz ona karşı çıkıyorsunuz. Yani bu çok önemli bir haklılık, bir meşruiyet gerekçesi. Bunu bütün olaylara uygulaması gerekiyor Türkiye'nin. Yani bir rahip deyip işin içinden çıkamayız. Ya da 2-3 tane insan hakları aktivisti deyip işte bir adada toplamadan hemen derdest edip onu işte Almanya ile kriz ya da Avrupa ile krizi. Yani basit görüp yapamayız. Yani bu anlamda bazı hassasiyetlerini yitirdi ne inanıyorum. Bu da bence yani hem içeride bu gelişmelerde, siyasal olaylarda yanlış yapmasına yol açıyor. Hem de dünya siyasetinde, küresel ilişkilerde, dış politik noktada Türkiye'yi zayıflatıyor. Türkiye'yi sıkıştırıyor. Yani ölçüsüz bir ileri adım daha sonrasında ileri adımdan daha fazlasıyla geriye düşmeye sebebiyet verir diyorsunuz. Evet. Bronson olayında bunun bir emsal olarak. Eğer Bronson iddia edildiği gibi olsaydı bu kadar ısrar olamazdı. Yani bunu yapılamazdı. Yani bu casusluk vesaire çok ciddi bir şeydir. Yani siz bunu ispatlarsanız bunu alamaz yani. Sizden bunu alamaz. Yani casussa ev hapsine siz koyamazsınız yani. O da olmaz. Yani olamaz yani. Akıl ve mantık var. Bu anlamda Türkiye aceleci ve panikle, yani maalesef o 15 Temmuz sonrası bazı, yani sürecin de büyüklüğünün, ağırlığının da etkisiyle elbette bazı şeylerini kaybetti. Yani yeniden serin kanlı, soğuk kanlı bir şekilde ve tekil bütün hadiselerde, tek tek bütün meselelerde hiçbir meseleyi küçümsemeden sadece doğru davranmak zorunda. İç politikada da öyle, dış politikada da öyle. Değer merkezi, iddiası o çünkü iktidarın ve Türkiye'nin iddiası değer merkezi bir siyaset yürütmek. Ya bana göre de dünyanın da ihtiyacı olan şey budur zaten. Değer merkezi bir politikadır, dış politikadır. Peki şimdi şu da bir aslında çok da belki önemli değil ama yani bu dolar meselesinde iki türlü bir uç diyelim, biri ifrat biri tefrit bağlamında bir şey çıkıyor. Bir tanesi doların yükselmesi ile birlikte adeta zil takıp oynuyor. İşte burnunuzu sürtüyorlar, efendim sizi şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar falan diye. Yani işte bizim bildiğimiz klasik bir takım tavırlar. Yani Can Dündar örneğinde ortaya çıkan ya da diyeyim ki bir takım gazete yazarlarında, gazete köşelerinde yazılan bir takım değerlendirmeler var. Yani siz dayağı yiyip oturacaksınız. Bundan da biz memnun oluyoruz gibi bir tavır var. Ama öbür taraftan bir tavır da var ki bu tavır hani dolar 5.25 değil 10.25 olsa da biz yolumuza devam ederiz. Yani burada hiçbir sormaya, sorgulamaya, düşünmeye, tartışmaya gerek yok. Milli vazifemiz neyse onu yaparız.
Dolayısıyla dolar almıyoruz, dolar satmıyoruz falan gibi bir takım sözler söyleniyor. Yani burada mesela ölçüyü nasıl şey yapmak lazım? Yani çünkü bir zaman sonra üretimde ortaya çıkan diyelim ki maliyet artışları market raflarına yansıyacak. Efendim benzin istasyonlara yansıyacak, oradan bilmem nereye yansıyacak derken bir paranın değer kaybı söz konusu olacak. Yani Türkiye burada mesela siyasetiyle, toplumuyla, akademisiyle, medyasıyla nasıl bir şey söylemesi lazım, ne yapması lazım? Yani birincisi yani Can Dündar ve benzerlerinin, yani bizim tabiri caizse gezici tayfa diye incelendirdiğimiz kesimin yani ahlaki bir problemi söz konusu. Yani iktidara yönelik, iktidarın düşmesine ya da zayıflamasına yönelik beklentileri, talepleri insanların eziyet görmesine, insanların aç kalmasına, yoksullaşmasını umursatmıyor. Yani bu çok ciddi bir problem bakış açısı. Yani iktidar düşsün de isterse ne olursa olsun. Şimdi bu anlamda bunları bir kere baştan kategorik olarak reddetmek gerekiyor. Öbür planda ise özellikle iktidar medyasının, iktidar çevresinin halet ruhiyesine baktığımızda sıkıntılı bir görüntü söz konusu. Yani bir kere yani bu her şeyi seferberlik havasına, her şeyi bir Mehter Marşı eşliğinde değerlendiren bir çözüm arayışına, bir savaşa dönüştüren şeyin doğru bir yaklaşım olmadığını, bunun kendi içinde başka sıkıntıları, problemleri, zafiyetleri, çelişkileri beraberinde getirdiğini, hasar gücünü arttırdığına inanıyorum. Hı hı. Yani bu seferberlik haleti ruhiyesinin eğer siz sonuç vermiyorsa problemi daha da derinleştirip daha da kalıcı, daha da yeni başka zafiyetlere, sıkıntılara, eksikliklere yol açtığını görüyorum ki bu son ekonomik gelişmelerin de bu perspektifte olduğuna inanıyorum. Özellikle şunu kabul etmeniz lazım. Şimdi şöyle bir açıklama tarzı söz konusu. Yani Türkiye'de olup bitenlerle ilişkili eğer menfi gelişmeler söz konusuysa bunların dışarıdan ve bir işte üst akıl, işte orta karaciğer vesaire bilmem ne vesaire gibi yerlerden kaynaklandığını iddia eden bir bakış açısı söz konusu. Şimdi bu konuda tutarlı olmamız lazım. Eğer olumsuz yani olup biten şeylerin dışarıdan olduğunu iddia ediyorsak o zaman olumlulukları da oraya hamletmemiz lazım. Sizin 15-16 yıllık iktidarın sürecinde meydana gelen çok ciddi değişmeler oldu. Ekonomik, siyasal, kültürel, askeri, çok olağanüstü devrim boyutunda gelişmeler meydana geldi. Peki bunları kim yaptı? Niçin onlar siz yaptıysanız o zaman onlar niye o zamana kadar engellenmedi? Şimdi o zaman buradan kurtulmak lazım. Bu şu anlama gelmez. İşte dış güçler diye bir olgunun olmadığı anlamına gelmez. Sizin siyasal, sosyal gelişme, ekonomik gelişmelerinizden rahatsız olan, müdahil olmak isteyen güçlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Bu ayrı bir başlık. Bu belirleyicilik anlamında söylüyorum. Belirleyici olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Burada siz hükümet olarak, devlet olarak, iktidar olarak uyguladığınız ekonomik politikalar ne kadar tutarlıydı? Ekonomik politikalar ne kadar gerçekten de üretime dayalıydı, gerçekçiydi. Bu minvalde bakılması lazım. Yani dünyanın ekonomik gerçekliği içerisinde nasıl bir tutarlılık arz ediyordu, bu açıdan bakılması lazım. Bu noktadan bakıldığında ben şahsen ekonomiden anlamıyorum. Ama değerlendirmelere baktığımızda bu anlamda ciddi sıkıntılarla olduğunu, yani hükümetin birçok olumlu şeyin yanında birçok şeyi yapmadığı ya da eksik yaptığı, özellikle Merkez Bankası meselesinde, özellikle de daha rahat konuşabileceğim şeyde Türkiye'nin siyasal hukuki yapısına yönelik son 2-3 yıldaki vermiş olduğu görüntüye yönelik uluslararası sermayeye yönelik vermiş olduğu görüntü, yani güven, kuşku uyandırıcı görüntüsü ciddi bir sıkıntıydı. OHAL meselesi ciddi bir olaydı. Yani sermayenin
Türkiye'ye gelmemesini örneklemesi babında söylüyorum. Şimdi ya da Merkez Bankası ile ilgili ya da faizlerle ilgili. Ya borsa ile ilgili. Bağımsızlığıyla tamam, ilgili. O zaman ya da şöyle de yani seçtiğiniz adaya da mesela 24 Haziran seçimlerinin akşamı daha sonra kabinenin açıklanması meselesi. Çok basit bir olay. Seçtiğiniz adaylar yani bakan olarak tercih ettiğiniz kişiler gidişatı önemli ölçüde belirleyecektir. Yani piyasalara, ekonomik çevrelere güven mi telkin edeceksiniz, başka bir imaj algı mı vereceksiniz? Seçilen isimler bu anlamda panikletici ve negatif etki oluşturdu. Yani bunlar da bu konularda gerçekçi olmamız tamam, lazım. O zaman bu değerlendirmeye devam edelim. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından bu Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkiye bir dair birkaç şey sormak istiyorum. Ondan sonra da İran meselesine değinelim. Çünkü siz İran'da uzun bir dönem kaldınız. Orada siyaset bilimi üzerine, uluslararası ilişkiler üzerine üniversitede yüksek lisans çalışması yaptınız. Ve oranın halen bir noktada bütün gelişmeni takip ediyorsunuz. İran'ı da değerlendirelim. Ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından seyir defterine devam edelim inşallah. Evet, merhabalar. Türkiye'nin Amerika ile yaşamış olduğu gerilim, Amerika'nın İran'a dönük yaptırımları ve bu yaptırım kararının uygulamaya geçmesiyle beraber dün itibariyle bölgede ciddi anlamıyla gerilim de yükselmiş oldu. Fakat bu yaptırımlar bir silsile halinde, 90 günlük, 180 günlük takvimler halinde yürürlüğe girecek ve bu yürürlüğe girdiği zaman Türkiye'nin İran'dan petrol alması, satması, işleyip piyasalara sunması mümkün olmayacak. Öyle ki geçen yıl İran'dan alınan petrolün günlük olarak 515 bin varile denk geldiği ifade ediliyor. Şimdi fakat bu arada bir kısa bir şey daha sormak istiyorum. Hani Türkiye bu politikaları nasıl aşacak derken Avrupa ülkelerinin mesela bir Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS ülkeleriyle bir ittifak kurması söz konusu. Hatta geçen haftalarda Güney Afrika'da yapılan bir toplantıya Türkiye'nin de dahil olduğunu biliyoruz. Ve bu noktada belki Türkiye'nin Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güney Afrika ülkeleri ile Avrupa Birliği ile beraber bir konsensüs oluşturması, bu ittifaka dahil olması, belli bir ortak pazar oluşturması gibi bir takım arayışları söz konusu. Bu arada Türkiye'de de oldukça popüler bir isim gelmişti hatırlarsanız. Venezuela Devlet Başkanı Maduro gelmişti. Oldukça popüler açıklamaları da vardı ve işte en son Diriş Ertuğrul'un çekildiği kampa gidip orada böyle çok gayet güzel fotoğraflar verdi. Maduro'ya geçen gün bir resmi tören sırasında ciddi bir suikast girişimi oldu ve bu suikast girişiminin arkasında Amerika'nın olduğu, Kolombiya'nın desteklediği gibi bir takım bilgiler ortalığa döküldü. Şimdi ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi bakıldığında isimleri çok önemli belki ama bir kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin siyasetini Venezuela siyasetiyle eşitleyerek onu bir kötülemenin derdi içerisinde, onu itibarsızlaşmanın derdi içerisinde. Yani bugün Venezuela'da enflasyon %14 bine çıkmışsa, ekmek fırınlarda bulunamıyor, kara borsada 60 misli fiyata satılıyorsa, işsizlik almış başını gidiyorsa, efendim Venezuela ülkenin Venezuela'nın içerisinde olağanüstü düzeyde güvenlik politikaları çökmüş durumdaysa ya da ülke insanları fırsat buldukça Kolombiya'ya toplu olarak kaçıyorsa bunu bir noktada Türkiye'de uyarlayıp Türkiye'de bir Kolombiyalaşma yolundadır diye bir takım Venezuelalaşma. Evet, Venezuelalaşma şeklinde değerlendiren bir takım yorumlar var, aşırı yorumlar ama diğer taraftan da Kolombiya'yı adeta böyle bir kardeş ülke, yakın müttefik, stratejik bir ittifak içerisinde lanse eden bir yaklaşım var. Hatta onlardan bir tanesi oldukça komik sayılabilecek bir ifadede bulundu. Aslında biz Azerbaycan'la Türkiye'yi ifade ederken iki devlet tek millet diye söyleriz ama daha doğrusu bunun Venezuela Türkiye iki devlet tek millet şeklinde bir böyle bir şeye getirdi.
Yani Venezuela ile ilişkileri nasıl görmek lazım? Yani bu kadar ölçüsüz, bu kadar diyeyim ki uç aşırı sloganik değerlendirmelerin yapıldığı bir vasatta nasıl bir anlam yüklemeliyiz Venezuela ile Türkiye ilişkilerine? Yani gerçekten de hükümet eğer yani AK Parti iktidar, AK Parti önümüzdeki süreçlerde ciddi zaaflarla, şeylerle karşılaşırsa galiba bunun en büyük nedenlerinden birisi iktidara yakın medya ya da iktidarın medyasından, iktidarın medyasındaki gazetecilerin ya da gazeteci kılıklı kişilerin tutumlarından, yazdıklarından, çizdiklerinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani öyle tuhaf bir şey ki, yani Trump geldiğinde Trump'tan büyük beklentileri olan, Trump'ın hareket televizyon ekranlarında, hükümete yakın medya organlarında Trump'ın eleştirilmesine dahi tahammül etmeyen insanlar, eleştirilerin önünü kesen insanlar, şimdi de Maduro'nu öne çıkarıyorlar, onu kahramanlaştırıyorlar, şimdi de Venezuela'ya şey yapıyorlar. Ya bu tutarsız, bu dengesiz tavırlar gerçekten çok tuhaf ve garip. Venezuela'yı Türkiye'ye bir rehber, bir örnek ülke olarak sunmak bile aslında yani iktidar medyasının nasıl bir halet ruhiye içerisinde, nasıl bir sefalet içerisinde bence olduğunu göstermekte. Ya Venezuela'nın bugünü Türkiye'nin yarını mı olacak? Bunu mu diyorsunuz? Yani Venezuela bitmiş bir ülke. Tükenmiş, iflas etmiş bir ülke. İşbirliği içerisinde olabilir. Altı getirebilir, alışveriş olabilir. Yakın yatırım da alınabilir. Ya da petrol alınabilir. Evet, alabilirler. Bunlar gayet doğal, güzel şeyler olabilir. Ama aşırı anlamlar ama demek. Venezuela'ya bir değer atfetmek. Değer atfetmek o, yani akıl tutulmasıdır. Yani bu olacak şey değil. Venezuela hangi de şeyi, müspet değerler şeyini dünyasını temsil ediyor. Peki. Kendi insanına hayrı olmamış. Kendi insanı açlıktan ölüyor. Kendi insanı o ülkeden kaçıyor. Bize mi örnek olacak? Türkiye örnek mi olacak? Yani dedim yani ilişki kurabilir, alışveriş yapabilir, yakın bazı politik gelişmelere yönelik ortak tavır da belirleyebilirler. Ama tek devlet ya da işte ne diyordu şeyde? Tek devlet, iki millet. Evet. Yani Azerbaycan gibi bir yakınlık. Bu nasıl bir yaklaşım? Tamam. Peki o zaman İran meselesine gelelim. Şimdi İran meselesinde de Türkiye'nin nasıl bir tavır takınması gerekiyor? Türkiye öteden beri aslında Amerika'nın İran'a dönük politikalarını, baskıcı politikalarını, dayatmalarını, çifte standartlı yaklaşımlarını reddetmiş, hatta püskürtmüş bir ülke. Çünkü netice itibariyle eğer bir nükleer anlaşma zemini ortaya çıktıysa bu çok büyük bir oranda Türkiye'nin Brezilya ile birlikte 2010 senesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyesi olarak, geçici üyesi olarak ortaya koymuş olduğu restle aslında bir noktada vücut buldu. Fakat İran'ın bu noktada ortaya koymuş olduğu son derece fırsatçı, son derece ikiyüzlüce politikalar da bir noktada Türkiye'yi adeta Amerika'nın birinci öncelikli düşmanı haline getirdi. O yetmedi. PKK'ya yapılan destekler, ne bileyim işte Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ortaya konulan paramiliter bir takım unsurlarla, ki onların içerisinde ordu birlikleri de yer alıyordu, savaşı adeta bütün bir bölgeye yaygınlaştıran bir politika izledi ve şu anda İran'ın içerisinde de ekonomik anlamda korkunç bir kriz yaşanıyor. Tümen sürekli devalüye olan bir para birimine dönüştü ve adeta devlet Merkez Bankası'nı kontrol edemez duruma geldi. Döviz alımlarının önüne geçmek için döviz bürolarının faaliyetlerini yasaklamak durumuna geldi. Yılda 100 milyar doların üzerinde petrol geliri olan bir ülke açlıkla, sefaletle, işsizlikle, yolsuzlukla, yoksullukla boğuşur durumda. Peki
Türkiye'nin yolsuzluğa batmış, yozlaşmış bir İran'la olan uluslararası ilişkiler boyutu, bir komşuluk ilişkisi nasıl olabilir? Neticede İran'la Türkiye'nin ilişkileri oldukça eski, değişmeyen bir sınır var. İdeolojik anlamda çatışmaların olduğu, yakınlaşmanın olduğu dönemler de yaşandı. Bunların hepsi doğru. Ortak noktalar gibi ihtilaf noktaları da var ama Türkiye İran'a bu anlamda, bu süreçte nasıl bir politik yaklaşımda bulunmalı? Ne söylemeli, ne dinlemeli, ne tavsiye etmeli ya da onun hangi tavsiyesine kulak vermeli? Yani ben Türkiye'yi önümüzdeki süreçte en çok zorlayacak meselelerden birisinin İran olduğu, İran meselesi olduğuna inanıyorum. Bunun da birkaç boyutuyla olduğunu düşünüyorum. Birincisi, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları bir boyutuyla Türkiye'yi de vuruyor. Yani bu yaptırımların içerisinde aslında Türkiye, Türkiye'den geçiyor. Öyle diyelim. Yaptırımların yolu Türkiye'den geçiyor. Bu yönüyle etkileniyor Türkiye. İkinci bir mesele ise ahlaki ve değersel planda. Hukuk planında. Evet. Hukuki planda İran'a yönelik Amerika'nın tutumu meşruiyet sorunu söz konusu. Yani emperyal sahiplerle, emperyalist tutumla Amerika İran'a yönelik bir saldırgan politikalar, tavırlar içerisinde. Dolayısıyla bu yönüyle Türkiye'nin ahlaken karşı çıkması gerekiyor. Tutarlılık gereği karşı çıkması gerekiyor. Ama yani Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını, yani biz ambargo kararına dahil olmayacağız, İran'la normal, meşru ticaretimizi, diplomatik ilişkimizi sürdüreceğiz sözü ahlaki. Ya da Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesiyken Brezilya ile birlikte aldığı tutumun devamı şeklinde yine o aynı. Normal, tutumu. Doğal ve güzel, evet. Olumlu olarak. Evet, bunu devam ettirilmesi lazım. Ama problemin bir de öbür tarafı, İran tarafı söz konusu. Burada da İran'ın bölgeye sunmuş olduğu şey ne? Tablo ne? Evet. İran'ın da bölge haklarına, Müslüman haklarına, Suriye ve Irak başta olmak üzere, Yemen ve Lübnan'da ortaya koymuş olduğu politikalara baktığımızda, yani Amerika'dan hiç de farkı olmayan bir tavır içerisinde. İnsanları öldüren, katleden, olduğu şehirleri yerde, yıkan, şehirleri yıkan, diktatörlerin yanında duran, diktatörler için şehirleri viran eyleyen, biz İran'dan peki, bahsediyoruz. Peki İran böyle mi devrim ihracı dediğiniz şey, yani İran'ın devrim ihracı dediğiniz demek şey? Bu oldu ya da artık bu noktaya evrildi. İkinci bir nokta ise sizin İran'a bakış açınız kadar bir de karşının size bakış açısı söz konusu. Ben açıkçası okuyabildiğim, görebildiğim kadarıyla tutarlılık arz edecek bir şekilde İran devlet erkinin, siyasal erkinin, İran'ı yöneten erkin Türkiye iktidarından hoşnut olmadığını, başta Erdoğan olmak üzere Türkiye iktidarından hiç de razı olmadıkları yöndedir. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bakış açıları da hayırha bir tavır, politika arz etmiyor. Neden? Bunun Müslüman kardeşliği temelini değerlendirince, diyeyim ki dini bir devlet var, dini bir diyeyim ki hava iklim egemen İran'da. Dolayısıyla Türkiye'de aşırı Kemalist yaklaşımlardan, laiklik yanlısı yaklaşımlardan, burası İran değil, Türkiye İran değil, İran olmayacak söyleminden daha makul, daha makbul, İran için daha evla sayılmaz mı? Hayır. Bugün İran'ı yöneten siyasal akıl, siyasal erk, Türkiye'de hani siyasal kutuplaşma şeyine baktığımızda ulusalcı, laik ve sol kemalistlerle birliktedirler. Onlarla aynı şey içerisindedirler. Asla yani Erdoğan ve Erdoğan iktidarına yönelik bir müsbet bakış açıları söz konusu değildir. Bunu açıktan belki çoğu zaman söylemeyebilirler ama politik gelişmeler karşısında sergiledikleri tavırlardan, tutumlardan bunu çok net anlayabiliriz. Yani ta Gezi'den başlayaraktan yani hükümetin Erdoğan'ın devrilmesini isteyen bir yaklaşım içerisinde oldular. Seçimlerde kaybetmesini isteyen bir yaklaşım içinde oldular. 15 Temmuz'un başarılı olduğunu düşündüler. Yani görmek istediler. Erdoğan'ın evet kaçtığını düşündüler. Yani bu birinci neden İran'ın liderlik iddiası var. Yani İslam dünyasına, bölgesel anlamda. Bölgesel anlamda Orta Doğu coğrafyasına, Müslüman halklara bir liderlik, yani emperyal
bir bakış açısı söz konusu. Yani Farslılık, İranlılık, daha doğrusu Farslılık değil de İranlılık ve mezhep karışımı şeklinde. İran artı mezhep, Şiilik sentezlemesiyle, yani İrancılık, İran kimliğiyle Şiilik sentezlemesi, eklenmesiyle böyle bir karışık bir şey söz, liderlik hevesi söz konusu. Burada buna karşı durabilecek iki unsur var. Yani üç unsurdu. Birisi zaten uzun bir dönemdir o iddiasını kaybetmiş. Mısır. Mısır kendi denklemi dışında. Öbürü de Suudi Arabistan ve Türkiye. Suudi Arabistan tabiri caizse parasıyla bu liderliğini şey yapmaya çalışıyor. O onun da parasının dışında ideolojisi ya da hukukunun Müslüman haklar nezdinde bir meşruiyeti, bir geçerliliği söz konusu değil. Ama Türkiye'nin ve özellikle Erdoğan liderliğinin Müslüman haklar nezdinde ciddi bir sempatisi söz konusu. Yani bunu kabul etmek lazım ki Erdoğan birçok Orta Doğu ülkesinde açık seçimler olsa, adaletini koysa o ülkelerde kazanır. Yani halkın teveccühünü kazanmış durumda. Ya da Filistin meselesinde Türkiye'nin son birkaç yılda yapmış olduğu çıkış, Filistin'in hamisi, Kudüs'ün hamisi Türkiye'dir, Erdoğan'dır algısını, siyasetini oturtturdu, güçlendirdi. Ama bugüne kadar bu algı İran merkezli olarak gerçekleşiyordu. Şimdi bunun, yani bundan rahatsız. Ya bunu da görelim. Yani dolayısıyla Türkiye, bana göre Türkiye bu adımı tek taraflı olarak atmış oluyor. Yani ahlaki kaygı, ahlaki nedenlerden dolayı, tutarlılık gereği emperyalizmin, Amerikan emperyalizminin haklı olmayan bu saldırgan tutumlarına karşı biz bir duruş, makul bir duruş sergilemesi lazım. İran güzel olduğu için değil, emperyalizm, Amerika haksız olduğu için, bu tutumunda haksız olduğu için. Önce bu noktada anlaşmak lazım. Peki çünkü, onu nasıl yapacağız? Çünkü yani bu noktada da... Yani eleştirirken yakınlaşmak, yakınlaşırken eleştirmek nasıl olacak? Burada olay gidilmesi gerekiyor. Yani İran'la kan kardeşiz, kanız, işte artık can ciğeriz, müttefikiz, ittifakız, öyle bir şey asla olamaz. Çünkü niye? Hemen bakıyorsunuz ki Suriye meselesinde İran katillerle, yani katil bir kimlik arz etmekte. Irak'ta benzer bir şey. Vahşetin birinci derecede sorumlusu. Sünni halkın orada imha edilmesi, inkar edilmesi, asimilasyona tabi tutulması, tehcir edilmesi politikalarının İran birinci derecede uygulayıcısı, planlayıcısı, mühendisi durumundadır. Siyasal aklı durumundadır. Irak'ta Sünni halkın imha edilmesi, inkar edilmesi, asimilasyona tabi tutulması, tehcir edilmesi politikasını uygulayan İran'dır. Ve İran'ın ona bağlı güçleri. Dolayısıyla Irak meselesi olduğunda çok rahat bir şekilde itirazlarını yapmalı. Orada kavgasını etmeli. Suriye meselesi söz konusu olduğunda doğrudur. Rusya'nın girmesiyle çok belirleyici oldu. Savaşın seyrinde ciddi bir değişme meydana geldi. Esed ciddi anlamda güçleniyor. Ama unutmayalım ki sahadaki, karadaki, daha doğrusu karadaki şeyi ise İran ve İran'a bağlı unsurlar. İran'a bağlı paramiliter, İran'ın örgütlemiş olduğu, İran'ın dünyanın her tarafında örgütlemiş olduğu o Hizbullah'ı unsurlar, Hizbullah'ı güçler o cinayet işlerini yürütmekteler. Hı hı. Yani Esed'in kara gücü durumundalar. Dolayısıyla Suriye'de de hakeza karşı çıkmalı. Hakeza PKK-PYD meselesinde başından beri, yani yıllardan beridir İran'ın PKK ile çok ciddi anlamda irtibatları, ilişkileri söz konusudur. Yani kendi topraklarında PKK'ya yönelik PKK tandaslı hastanelere, kurumlara, yerlere imkan verdiği gibi bazı operasyonel işlerde önünü açması gibi. Yani birçok şeylerde söz konusu. Peki şimdi oraya tekrardan gelelim, Türkiye-İran ilişkisine, ama İran'ın içi nasıl? Yani İran'da bir söylem var. Yani biz Amerika'ya karşı dik durduğumuz için, İslami bir kimliğe sahip olduğumuz için, İslam devrimi yaptığımız için Amerika ve işte emperyalizm, siyonizm bizi sıkıştırıyor. Yani yolsuzluk diye bir şey yok, ne bileyim haksızlık diye bir şey yok. Sürekli bir hani dışarıdan bir operasyon
üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani medyaya baktığımız zaman Türkiye'de de böyle. Yani Amerika bu baskıları yapmasa İran uçup gitmişti gibi bir şey var. Ne dersiniz? Yani bakınız, açıkçası İran'ı, yani sistem olarak bahsedelim, sistem olarak Venezuela'ya neyse çürümüşlük anlamında söylüyorum. İran sistemi de aslında öyle. Çürümüş bir sistemden biz bahsediyoruz. Ne yani, anlamda? Her anlamda. Fonksiyonellik anlamında, işlerlik anlamında çürümüş bir sistem. İşlemiyor. Sistem hantal. Yani geri bir sistem, arkaik bir sistem. İki, şeffaf değil bir kere. Hesap verilemiyor, hesap sorulamıyor. Yani iktidar erki, iktidarı elinde bulunduran, gerçekte gücü elinde bulunduran, başta Hamaney olmak üzere, hı hı, asla hesap sorulamıyor. Kimse ondan hesap soramıyor. Hakeza örgütlenme biçimi, yani iktidarın örgütlenmesi, siyasal kaynakların, ekonomik kaynakları elinde bulunduran gücün örgütlenme biçimine baktığımızda, devrim muhafızları dediğimiz ancak komünist ülkelerde bir karşılığını bulduğumuz, geçmişte Sovyetlerde, Çin'de, özellikle Çin'de karşılığını gördüğümüz o tarzın, evet, örgütlenme modelinin, hı hı, İran'da ciddi anlamda etkili olduğunu, ekonominin büyük bir kısmını elinde bulundurduğunu ve onların da doğrudan Hamaney'e bağlı olduğunu ve yani bizdeki vesayet rejimi gibi, klasik dönemdeki askeri vesayet rejimi gibi, ondan daha yoğun bir şekilde, daha güçlü ve daha örgütlü ve daha yaygın, daha kapsayıcı bir şekilde olduğunu görmemiz lazım. Peki bu toplumla devlet... Bu anlamda bakınız, geçen sene hatırlarsanız Aralık ayının sonunda eylemler yaşanmıştı. Hı-hı. Ocak ayının ilk aylarını da sarkmıştı. Yine bu meseleyi, İran mevzunu konuşmuştuk ve hep şunu söylemiştik nihayetinde. İran'da, İran'ın geleceği bugünden daha kötü gidecek, gelişecek. Ve toplumsal eylemlilikler, hareketlilikler, şeyler, patlamalar önümüzdeki süreçte daha keskin bir şekilde gerçekleşecek. Ekonomik açıdan baktığımızda İran ekonomisinin bugün itibariyle yani neredeyse çöktüğünü söyleyebiliriz. Aldığımız haberler alım ve satımın durduğunu söylemekte. Yani ciddi anlamdaki hani pazarda şeyde, çünkü enflasyon ciddi anlamda yükseliyor, dövizdeki artış eldeki malın satımını mantıksızlaştırıyor, zarar ettiriyor. Çünkü yeni karla satıyorsunuz ama yenisini almaya kalktığınızda ciddi anlamda yükseldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla zarar etmiş oluyorsunuz. Kara borsayı da aslında tetiklemiş herkes oluyor. Herkes malını tutuyor. Malını tuttuğunda işte kara borsa meselesi ve yokluk, açlık meselesi devreye giriyor. Peki şey burada söyleyeyim. Zaten bakınız, Tahran Kapalı Çarşısı geçtiğimiz haftalarda eylemlerde bulundu. Yani geleneksel pazarı eylemlerde bulundu. İsfahan'da, Şiraz'da İran ekonomisinin can damarı olan noktalar. İsfahan'da ciddi eylemler meydana geldi ki hala da eylemler yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bu çok ciddi anlamda daha yoğunlaşacak, artacak. Peki, toplumsal kutuplaşma, kırılma ciddi anlamda. Peki bu kutuplaşmada, bu kırılmada yani toplumu dışarıdan manipüle eden bir takım örgütler, bir takım istihbarat faaliyetleri, operasyonlar söylemi var. Yani aslında İran kendi içerisinde huzur ve sükuneti sağlamış bir diyeyim ki yapıya sahip. Devletle toplum arasında herhangi bir ideolojik farklılık söz konusu değil. Hı. Ama bir takım operasyonel diyeyim ki kurumlar, kişiler, aktörler üzerinden bunlar yapılıyor. Yani İran kendi içinde huzurlu bir yapıyı deniliyor. Ne dersiniz? Hayır. Yani İran'ı içeriden karıştırmak sözü gerçekten çok komik kaçıyor. Yani İran kapalı bir toplum. İran'a siz adımınızı attığınızda sizin bütün hareketleriniz istihbarat unsurları bilmem vesaire şeyler tarafından kontrol altında tutulur. Yani Türkiye gibi açık bir toplum değil, basını açık değil, işte sivil toplum faaliyetleri açık yürümüyor, partileri bile bulunmuyor. Yani biz böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Yani İran'ı yöneten, gerçekten yöneten Hamaney'e ilişkin bir cümle siz bulamazsınız. Yani Hamaney, sen yanlış yapıyorsun, bunu asla bulamazsınız.
Kimse bunu konuşamaz, söyleyemez televizyon ekranında ya da medyasında söyleyemez. Böyle bir ülkede karıştırmak nasıl oluyor? İran neden karışıyor? Yani İran'ın içindeki hemen sorun nedir? Nasıl iflas etmiş? Yani nasıl somut olarak neyi iflas etmiş? Yani halk devlet dairesine gittiğinde neyi bulamıyor? Yani devletten ne istiyor? Hangi hizmeti bulamıyor? Hani bizde bir meşhur bir söz vardı. Nerede bu devlet? Ekonomi mesela iflas ettiğini söyleyelim. Birincisi ekonomi iflas etmiş. İki, siyasal kanallar doğru bir şekilde işlemiyor. Bakınız, İran'ın siyasetinin diyelim ki seçimlere girdiğinde oyların yarısını alacak Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerubi yıllardır ev hapsinde tutuluyorlar. Ki bunlar sistemin unsurlarıydı. Yani sistemin çocuklarıydı. Evet. Devrimi gerçekleştiren ilk kuşaktan insanlar, birinci kuşaktan insanlar. Hakeza daha düne kadar Hamani'nin çok sevgili çocuğu olan Ahmedinejad bugün sistem dışına itilmiş durumda. Yani her an Ahmedinejad tutuklanabilir. Onun sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki bütün unsurlar tutuklandı ve çok ciddi iddialarla yargılanıyorlar. Yani sürekli düşman üreten bir algı söz konusu. Yani bunu sürekli bizim, düşman üretiyor ve kendi çocuklarını düşmanlaştırıyor. Yani adam cumhurbaşkanı olmuş, başbakan olmuş, meclis başkanı olmuş. Ama ona rağmen devlet ya da Ali Hamenei diyeyim. Bugünkü sistemi oluşturan, bugünkü sistemi kuran üç insandan biri olan Rafsanjani geçtiğimiz yıl öldü, vefat etti ve vefat ederek kurtuldu tabiri caizse. Yani onu bile tasfiye edip içeri atmaya kilitlenmiş bir kafa söz konusu. Yani burada tam bir despotik rejim söz konusu, kanalları toplumun kendisini temsil edebileceği kanalları kapatmış, şeffaf değil, yargısı, yargı hakeza belli bir şeyin kontrolünde olan, siyaseti hakeza belli bir anlayışın kontrolünde olan, ekonomisi, kaynakları zaten büyük bir oranda devrim muhafızları ve Hamani'nin elinde olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani Ruhani bile bu iktidardan, bu sistemden şikayetçi. Ruhani bile, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bile bu sistemden kendisi bile şikayetçi. Yani ben paranın, bütçenin nereye gittiğini bilmiyorum. Belli bir yekünün nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Yani Khamenei suçladı. Televizyonun başındaki adamı bile kendisi atayamıyor. Atayamaz. Evet. Birçok şeyi Khamenei tespit ediyor, temin ediyor. O yüzden sloganlarda da zaten Kahrolsun diktatör diye Khamenei aleyhinde sloganlar atılıyor. Yani bu çok nettir yani. Peki, o zaman kısa bir ara verelim. Aranın ardından İran'ın içerisinde neler oluyor? Yani bir İslami bir devrim gerçekleşmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Uzun yıllar boyunca Iraklılar savaşmaya mecbur tutulmuş. Ondan sonrasında uzun yıllar boyunca ağır ambargolara muhatap olmuş. İçeride suikastlarla, bombalı sabotajlarla bir noktada yeni kurulan diyeyim ki devrim, inkılap çökertilmek istenmiş. Ama bugün sizin bahsettiğiniz şeyler en temelde ahlaki yoksunluğa işaret ediyor. Sistemi yöneten insanların yolsuzluktan başlamak üzere bir dizi ahlaksızlığı, gayrimeşru hareketi adeta sistem haline getirdiğini bahsettiniz. Peki o zaman kısa bir ara verelim. Aranın ardından son bölümde hem İran'ın içini hem de İran-Türkiye ilişkilerinin geleceğini değerlendirmeye devam edelim. Evet, seyir defterinin son bölümünde Türkiye-İran ilişkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Gazeteci yazar Musa Üzer'le birlikte. Şimdi bu yaptırım kararının ağırlaşması durumu söz konusu. İlan edilen bu. Kasım ayında başlayacak asıl yaptırımlar ve adeta hani İran'a dolar girişini yasaklayacak. Aynı zamanda İran'ın temel ihtiyaçlarının bloke edilmesini sağlayacak bir yaptırım söz konusu. Öyle ki hani İran'ı adeta açlıkla, yoklukla, işsizlikle terbiye etme ya da Batı'nın bir takım hesaplarına razı olmaya dönük bir dayatma söz konusu. Şimdi İran'ın tabii bir geçmiş şeyine baktığımız zaman güçlü bir devlet geleneği var. Bürokrasisi, diplomasisi ya da 30 yıllık devrim tarihine baktığımız zaman
şahsı orasında birçok sınavla sınanmış yani operasyonlar, bombalı suikastlar, ne bileyim işte Saddam'la savaş vesaire filan. Şimdi bu son şeyi düşünecek olursak İran Amerika'nın Trump yönetimini diyelim belki de nükleer anlaşmadan çekilme ve yeni yaptırımlar politikasını kaldırabilecek bir güce, kuvvete, kudrete, toplumsal dayanışmaya sahip midir? Nasıl görüyorsunuz? Yani bir kere iş dinamikleri itibariyle ben İran'ın tarihinin 1979 sonrası en zayıf olduğu dönem olduğuna inanıyorum. Yani toplumun ciddi bir kesimi sistemden rahatsız, sisteme muhalif durumda. Siyasal aktörlerinin önemli bir kısmı siyasal sistemden, rejimden rahatsız durumda. Devrimi gerçekleştirmiş birinci kuşaktan ve devrim sürecinde rol oynamış devrimin gençleri bugünün ihtiyarları ya da işte siyaseti yürütücüleri siyasal sistemden ciddi anlamda muzdarip ve rahatsız durumda. Hı hı. Yani oluşturup meydana getirdikleri tabloyu çoğu beğenmiyor, rahatsız. Hı hı. Yani reformcular denilen kesim başta olmak üzere. Hı hı. Bunlar bana göre sistemin değişmesini istiyorlar. Fakat bunun nasıl gerçekleşeceği meselesi çok çetin bir mesele. Yani bunu dünya konjonktüründe uygulama iddiasındaki şey ise Trump'ın Amerika'sı. Amerika en güçlü olduğu yerden şu anda saldırmış durumda. Ekonomi politikalarla İran'ı çökertmeye çalışıyor. Geçmiş dönemlerde de ambargolar uygulanmıştı ve altından kalkmıştı. Ama bu demek değildi ki bu sefer de altından kalkacak İran. Bu bence Sovyetlerin hikayesine benziyor. Yani İran'ın hikayesi gittikçe Sovyetlerin şeyine doğru benziyor. Yani komünist ülkelerin o çöküş şeyine doğru gidiyor. Çünkü şu anda İran devlet yapısına, siyasal sistemine de baktığımızda makul politikaları uygulayabilecek, ısrar edebilecek, toparlayabilecek de bulunmuyor. Bunu benim şahsi kanaatim, bunu yapabilecek kişi Haşimi Rafsanjani'ydi. O da zaten gitti. O gelenekten gelen Hasan Ruhani de o kapasitede ve o şeyde değil. Zaten Hamani ile aralarında ciddi bir çatışma söz konusu. Şu sürecin şu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kriz derinleşecek ve İran bu krizin failleri olarak sürekli birilerini tasfiye edecek. Yani Merkez Bankası başkan yardımcısının başkanlaması gibi ve çok büyük iddialarla kaç milyar dolar işte hırsızlık, yolsuzluk iddialarıyla yani inanılmaz rakamlarla çok komik denebilecek şeylerle yargılıyorlar. Yani ve toplumun ona inanmasını bekliyorlar. Şimdi bu Hasan Ruhani'ye kadar gidecek diye düşünüyorum. Yani Ruhani'ye yönelik bir darbenin olabilirliği önümüzdeki süreçte daha iyi mi kazanacak? Devrim muhafızları ve örneğin bir karizmatik bir kişilik olarak daha belli bir kesim nezdinde ama belli bir toplumsal kesim nezdinde sempatisi şeyi olan Kasım Süleymani gibi şahsiyetler üzerinde bir şey yoğunlaşmada söz konusu olabilir. Kriz devam ederse, derinleşirse, netice alınmazsa şimdilik pansuman bazı tedbirler uyguluyor. İşte sabit kur politikasından vazgeçtiler. Yine dışarıya gönderdikleri bazı kişileri çağırdılar ekonominin başına getirmek için. Bunların hepsi şey, geçici pansuman tedbirler. Bunlar bu derin krizi çözecek noktada değil. Toplumsal rahatsızlığı da ciddi anlamda artırıyor. Yani sistemin tıkandığını görüyoruz. Kenan Bey, çürümüş bir sistemden biz bahsediyoruz. Bu bağlamda, bu çerçevede İran'ın politikalarının da, devlet politikalarının da zaten toplum tarafından da ciddi anlamda rahatsızlık oluşturduğunu. Yani bu eylemlerde, gösterilerde atılan slogan, en önemli sloganlardan birisi de işte Suriye'yi rahat bırak, Suriye, yani Suriye'den çekil, işte Filistinli'ni bırak, yani İran'a düşün, İran'a dön. Şey söz konusu. İran'ın iddia ettiği
devrimci İran'ın tırnak içinde iddia ettiği politikalara İran halkı peki, sahip çıkıyor. Yani çok yakın zamana kadar İran devletini üst düzeyde temsil eden insanlar Pers tarihinde hiç olmadığı kadar geniş Arap topraklarına hükmettiklerini, hatta 4 Arap başkentini, yani işte Beyrut, evet, Şam, ondan sonra ve Bağdat ve Sana'yı kastederek 4 Arap başkentini doğrudan İran'ın kontrol ettiğini ve Pers İmparatorluğu'nun, Fars İmparatorluğu'nun çok ciddi anlamıyla bölge siyasetini böyle baskı altında tuttuğunu, hegemonize ettiğini de ifade ettiler. Peki İran'ın bu süreçte Suriye'deki durumu, duruşu, Irak'taki durumu, duruşu ne olur? Nasıl bir İranlı izler? İranlı bakanların, Cumhurbaşkanı Yardımcısının ve İstihbarat Bakanı'nın bu yeniden İran İmparatorluğu'nun, Pers İmparatorluğu'nun geldiğini, döndüğünü söylemelerinin şöyle bir benzerliği olabilir. Yani IŞİD'de Irak İslam Devleti'ni kurmuştu. Yani ve çok büyük bir toprağa sahip olmuştu Irak'ta, Suriye'de sahip oldu. Yani bunun ben geçici olduğu kanaatindeyim. Yani bu sosyolojik olarak vakaya uymuyor. İran'ın yani ahlaki ve doğal bir süreç içerisinde Beyrut'ta, Şam'da, Sana'da, Bağdat'ta hakimiyet kurduğunu göremiyoruz. Kanla, baskıyla, işgalle, zulümle, süngüyle, evet, silahla bunu yapmış durumda şu an itibariyle. Yoksa haklar nezdinde meşru bir şekilde hakların hoş geldiniz, hoşamedileriyle karşılanmış değillerdir. Ve ilk fırsatlarda, ilk o haklar fırsatını buldukları ilk anda da onlarla tekrar karşılaşıyorlar, tekrar savaşıyorlar, tekrar onları def etmek için mücadele ediyorlar. Ve asla da tarihe de hayırla geçmeyecekler. Yani bunu... Peki Türkiye'nin mesela bu noktada hani İran'a dönük yani ambargoyu mesela hani söyleyelim diye ki biz Amerikan ambargosuna dahil olmayacağız. Bunu söylemesi çok doğal, hatta zaruri bir... Evet. Ama öbür taraftan da İran'ın bölgede uygulamış olduğu bir vahşet var, işgal politikası, evet, var, katliam var. Yani en yakın örneği işte Halep'te başlamak üzere Suriye'nin her bir karışında adeta oluk oluk kan akıttı İran. Evet. Şimdi Irak'ta protestolara bakıyoruz. Artık İran çekil git, yani burada defol git diyelim. Sloganları atılıyor ve üstelik bu sloganların atıldığı şehirler Kerbela gibi, Şii şehirler, efendim Basra gibi, tabii, Divan gibi ve benzeri bir takım Şii şehirlerin tamamında İran nefreti doruk yapmış durumda. Çünkü yaşadıkları fakirliği, yoksulluğu, hatta elektrik kesintilerini bile İran'a fatura eden milyonları kapsayacak bir protesto gösterileri var. Peki yani Türkiye'nin bu noktada İran'a söyleyeceği söz ne olması lazım? Yani bu siyasi anlamda olabilir, medya anlamında olabilir, akademik anlamda olabilir. Yani İran'a bölge siyasetinde neleri yapması, neleri yapmaması söylenmesi. Yani bunu İran'ın, Türkiye'nin daha doğrusu İran'a bir şey söyleyebilmesi için öncelikle Türkiye iktidar erkinin bu konuda net bir bakış açısına, perspektife oturması lazım. Hı hı. Çünkü İran'a bakış açısıyla ilgili çarpık bir durum söz konusu. Nasıl? Özellikle Türkiye'de kabul etmek lazım ki İran'da tıpkı geçmişte Sovyetlerin yaptığı gibi nüfus siyaseti izleyen bir ülkedir. Yani dünyanın her tarafında, özellikle Türkiye gibi hemen yanı başındaki ülkelerde kendi politikalarını, kendi düşüncelerini, söylemlerini dillendirecek unsurlar, siyasiler, gazeteciler, kurumlar, sivil toplum örgütleri olması için olağanüstü çabalar sarf eden bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu mesela biraz şöyle bir şey, bir anekdot paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda İsrailli eski bir bakan İran adına casusluk yapmakla, evet, suçlandı, yargılandı ve sonuçta cezaevine konuldu. Yani İran'ın nüfus politikası, casuslaştırma, devşirme, haber kaynağı olarak kullanma politikası son derece etkili ki İsrail'de bakan düzeyinde isimleri kendi adına casusluk faaliyeti yürütebilecek yani bölge geldi. Peki Türkiye'de böyle bir durum söz konusu olabilir çok mi? Çok fazla. Yani başta CHP olmak üzere, yani sol laik kemalist partiler olmak üzere. Yani CHP'ye dahi nüfuz edebilecek bir güç var mıdır kesinlikle, İran'ın? Kesinlikle.
Alevi kesim üzerinde, Alevi kesim üzerinde, Milli Görüş Hareketi üzerinde, Saadet Partisi üzerinde, hı hı, ve İslamcı yazarlar, basın üzerinde, kuruluşlar üzerinde. Ne yapar mesela? Bu, nasıl bir politika yürütür? Kendi politikalarını meşrulaştıran, kendi politik çizgisine toplumu ikna etmeye çalışan, devletin, Türkiye iktidar erkinin o politik çizgiye doğru kayması için sürekli belli yayınlar, propagandalar, ajitasyonlar yaparlar. Yani bunu, bakınız, çok çarpıcı bir şey. Bugünkü medyaya bakarken iki isim gördüğümde aklıma hemen o şey gelmişti. Eren Erdem, işte cezaevine bir Alevi dedesi çağırıyor. Mesela diyelim ki CHP içerisinde siyaset yürüten birisiydi. Ama aynı kişi Fethullah'la da mesela Fethullah Gülen'le de teması vardı. İran'la da. Almanya'yla da mesela. Almanya'yla da, evet, yani, teması vardı. Şimdi kim adına çalışıyor? Yani Eren Erdem ya da benzeri, yani, bir profili düşünüyor. AK Parti karşıtı kim varsa, Erdoğan karşıtı kim varsa onlarla. Ama onun içinde İran da var. Ya da mesela diyelim ki bugün, dünden beri gündemde olan Haydar Baş. Yani Büyük Türkiye Partisi Büyük Türkiye lideri. Büyük Türkiye Partisi lideri Kadri Şeyh'i. Kadri Şeyh'i. Şey, aynı zamanda milliyetçi. Milliyetçi. Atatürkçü. Evet. Ulusalcı. Ve son yıllardaki profiliyle Şii olduğu yönünde ciddi karineler bize gösteren, yani kendisi ve cemaati itibariyle, örgütü itibariyle gösteren Haydar Baş'ın mesela İran irtibatı boyutu ne bakmak lazım. Yani bu hani basit iki örnek. Bu da enteresan, tabii, değil mi? Yani bir tarafta tamamen laik, seküler bir karakter, CHP'nin içerisinde milletvekili olmuş, ama öbür tarafta başında kalpak, Atatürkçülük yapan, ne bileyim, en sembolik olarak İskilipli Atıf Hoca'ya ağız dolusu hakaretler eden bir Haydar Baş profili var. Evet. Merhum, bu bir kendisini İskilipli. Evet, kendisini bir Kadri Şeyhi olarak lanse ediyor. Ama Kemalist olarak, Rusyacı olarak, İrancı olarak, evet, Şiileştirici bir, evet, politika yürütüyor, evet, ve nihayet zaten iki gün önce, nitelikli yağma suçlamasıyla kendisine ve avukatlarına tedbir kararı konulduğu mallarına, böyle bir şey var. Yani enteresan, değil mi? Ya bunu, partinin liderini İran, evet, evet, bir noktada bunu, bu şekilde etkileyecek. Yani bunu daha yoğunluklu bir şekilde de bence düşünmek gerekiyor. Yani ya daha çok örnekler olabilir mi? Kesinlikle çok fazla örneklerin olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bakınız, yani tıpkı sol gibi, yani sayı olarak az olabilirler, kesim olarak az olabilirler, ama söylem üretme gücü itibariyle sistemli çalışan biz kesimlerden bahsediyoruz. Hı hı. Yani bu örgütlü kesimlerin böyle bir durumu söz konusudur. Yani Fethullahçılar için de aynı şey geçerliydi. Az ama örgütlü. Az ama bir bakış açısı, bir perspektifi var, bir politik hedefi söz konusu olan. Olayları, olguları belli bir mantalite doğrultusunda yorumlamaya çalışan, hı hı, toplumu da ona doğru kanalize etmeye çalışan odaklardan bahsediyoruz. İran da bu ülkelerden birisidir. Geçmişte nasıl Sovyetler, yakından çok iyi biliyoruz, solun tarihi, Türkiye sol tarihinden de çok iyi biliyoruz. Sovyetler bunu yapıyorduysa, şimdi benzer bir şeyi 1979'dan beri İran yapmakta ve dünyanın, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde yapmakta. Yani Almanya'da, Fransa'da, hatta Arjantin'de, Brezilya'da. Tabii, fırsatını bulduğu her yerde de kendisine bağlı bu unsurları tek şey altında örgütleyip ve üstelik silahlı bir şekilde örgütleyip eylemlere de sevk ediyor. Tabii Afrika'da yapıyor, örneğin bir Nijerya'da Nijerya Hizbullah'ı var. Yani bunu İran, Azerbaycan'dan Türkiye'ye, oradan işte Suriye, Irak, Haliç ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine, o yukarıdan Afrika ülkelerine kadar ve aşağıdan Afrika ülkelerine kadar ve Asya'ya, yani Afganistan, Pakistan, evet, Uzak Asya'ya kadar her yerde bu minvalde sistematik çalışan bir hedefi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki kamuoyunun salt bir tarafa odaklanan, yani salt bir, yani doğrudur diyelim ki emperyalizmin başı Amerika, ekonomik olarak da askeri olarak da en güç şey o. Ama bu sadece, yani kargadan başka kuş tanımayan bir şey olmamalı. Yani bu bütüncü bir bakış açısıyla İslam dünyasını tarumar eden, Müslümanları katleden, hakları katleden, mazlum hakları öldüren,
ortalığı viran eyleyen, şehirlerimizi yakıp yıkan gerçekliği tam görmemiz lazım. Bu kara tablonun müsebbiplerini tam görmemiz lazım. Bu tablonun içerisinde Amerika'da var, Rusya'da var, Esed'de var, İran'da var. Dolayısıyla ahlaki tutarlılık gereği bizim bütüncül şekilde buna karşı durmamız lazım. Bu gerçeklik içerisinde adım atmamız, diyaloglarımızı bu minval üzerine kurmamız lazım. Peki, yani o zaman şöyle de dememiz gerekiyor belki. Yani evet, yani kötülükleri, diyeyim ki işgal politikalarını, emperyalist politikaları tahayyül ettiğimizde, evet, bir taraftan bir büyük şeytan var ama bir de bu büyük şeytan söylemini üreterek kendi işgal politikalarını meşrulaştırmaya çalışan bir takım küçük şeytanlar ve şeytancıklar da var. Bunları ihmal ederek, bunları görmezden gelerek bölgede huzurun, sükunetin diyeyim ki süs etmesi mümkün olmayacak. Şeytan şeytandır. Yani şeytanın ne yaptığına bakmamız lazım. Yani küçük diyoruz ama o yüz binlerce insanın öldürülmesinin birinci derecede sorumlusu. Yani büyük şeytandan daha büyük iş yapmış durumda şu anda. Peki. Peki o zaman İran meselesine ilişkin de daha ihtiyatlı, daha çok boyutlu, duygusal olmaktan tamamen arındırılmış, serin kanlı, soğuk kanlı ve tarihsel arka planı da göz önünde bulunduran bir çıkış yolunun bulunması gerekiyor. Elbette Amerika'nın dayatmalarına birinci olarak karşı çıkmak gerekiyor. Bu Amerikan politikalarını, dayatmalarını, hegemonyasını reddetmek gerekiyor. Ama diğer taraftan bu reddediş sırasında İran'ın da bölge ülkelerine ihraç etmiş olduğu işgal politikalarını, katliam politikalarını da reddetmek gerekiyor. Çünkü ortada hakikaten de çürümüş de bir sistem var. Yani dünyanın en çok petrol üreten ülkelerinden birisi Venezuela ama sistem iflas etmiş durumda. Dünyanın en çok petrol üreten ülkelerinden birisi İran ama halk neredeyse yumurta fiyatları için ihsan etmek durumuna gelmiş bir durumda. Peki, o zaman ben bu vermiş olduğunuz bilgiler için, perspektif paylaşımlar için teşekkür ediyorum. Özellikle İran meselesine ilişkin, İran'ın bölge siyasetine ilişkin oldukça ufuk açıcı değerlendirmelerde bulundu. Sayın Musa Özer, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür var olun. Sağ olun. İnşallah sizi tekrardan misafir ederiz. Değerli izleyiciler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik ve seyir defterini burada kapatmak durumundayız. Gelişmeler gösteriyor ki Amerika'da yapılan görüşmeler ve bugün Türkiye'den giden görüşmeler, görüşmeciler, bu heyet görüşmelerini tamamladı. Fakat henüz bir sonuç alınmış değil ve görüşmelerin belli bir zaman daha, belli bir takvim dahilinde süreceği anlaşılıyor. Ve bu durumda biz de doğal olarak Türkiye'nin Amerika ile, Türkiye'nin Avrupa ile, Türkiye'nin Rusya ile, Türkiye'nin İran'a, Türkiye'nin bölge ile olan ilişkilerin diyaloglarını hem yakın takibe almak durumundayız hem de yakın takiplerimizden geleceğe dönük bir ışık, bir perspektif tutmak durumdayız. Ümit ediyoruz ki burada yapmış olduğumuz değerlendirmeler sizler için de bir değer ifade eder diyorum ve burada yayının sizlere ulaşması için gayret gösteren, emek sarf eden bütün arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir seyir defteri programında buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz.